Kripto paralarınızı güvenle saklayabilmek için tercih edilen donanım kripto para cüzdanlarını incelemeye devam ediyoruz. Yeni konuğumuz Authan Trend AT Wallet üzerinde parmak izi sensörü olan ve Bluetooth'la beraber kullanabileceğiniz ilginç bir model. İsterseniz önce kutu açalım, ardından hem kurulum hem de kullanım aşamalarına beraber bakalım. Kutuyu açtığımızda ilk olarak kripto para cüzdanımızın kendisini görüyoruz ki aslında fark edebileceğiniz gibi dışarıdan oldukça bir kredi kartına benziyor. Ön yüzünde hemen alt köşede işlemlerimizi onaylamak için kullanacağımız parmak izi sensörünü yukarıdaki köşede de e küçük bir ekranımız var. Bu teknolojiyi biz daha önce kitap okuyucularda falan görüyorduk o ekran. Arka tarafı da görebileceğiniz gibi burada bir güç tuşumuz ürünü açabilmek için köşeye konumlandırılmış ve genel yapı itibariyle aslında dediğim gibi bir kredi kartı boyutunda ama kendisi tabii ki bir donanım kripto para cüzdanı. Şimdilik bunu kenara bırakayım ve kutu içerisinde başka neler varmış ona bakalım. Bluetooth destekli bir model olduğu için Mobil uygulaması ile birlikte akıllı telefonumuza Bluetooth aracılığıyla donanım cüzdanımızı kolayca bağlayabiliyoruz. Burada gerekli yazılımları indirebilmek için bize QR kodlarını hemen arkasında da tabii ki kurtarma kelimelerimiz olacağı için onları yazabileceğimiz bir bölüme yer vermişler. Bunu da şimdilik kenara bırakıyorum. Bir şarj ünitemiz çıkıyor. Şu şekilde bunu şurada zaten açma yeri var. Açtığınızda pinleri görüyorsunuz. Bu pinleri kartımızın pinleri ile eşleşecek şekilde yani şu şekilde yerleştirdiğimizde ürünümüzü bu ünite ile beraber şarj edebileceğiz. Şimdilik bunu da kenara bırakıyorum. Ve ardından tabii ki bu şarj ünitesine gücü sağlayacak micro USB formatını kullanan şöyle kısa bir kablo çıkıyor. Bunu şarj ünitemizi kapattıktan sonra hemen şu köşedeki micro USB girişine bu kabloyu takarak diğer ucunu bir adaptöre veya bilgisayara da takabilirsiniz. Bu şekilde şarj edebiliyoruz. Kutu içeriği bu şekilde. Dilerseniz şimdi ürünü ilk satın aldığınızda kurulum aşamalarını nasıl gerçekleştiriyoruz? Oradan devam edelim. Öncelikle eğer iOS kullanıyorsanız App Store'dan, Android kullanıyorsanız da Google Play Store'dan AT Wallet isimli uygulamayı indirebilirsiniz. Direkt QR kodu taratarak da kutu içerisindeki uygulamaya gidebilirsiniz. İlk olarak kartımızın arkasındaki güç tuşuna basarak açıyoruz. Kartı açtığınızda zaten ön yüzeydeki LED aydınlatmalar da yanacaktır. Şimdi akıl telefonumuzu eşleştirmek için eşleştirme modunu almamız gerekiyor. Bunun için de yine güç tuşuna bu sefer iki kere ardı ardına basmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi normalde mavi analet şimdi yeşile döndü. Yani eşleştirme moduna geçtik. Akıllı telefonumuzdaki uygulamadan burada karşımıza çıkan AT Volt'u seçiyoruz. Gördüğünüz gibi parmak izi sensörümüzü tanıtmamızı istiyor. Onun için parmağımı normalde bir akıllı telefonun parmak izi sensörüne tanıtır gibi Ekranda da zaten yüzdesini görüyorsunuz. Bu şekilde dokundurup kaldırıp tekrar dokundurarak. Evet tekrardan tanıma işlemi bittikten sonra bir bana onay verdi. dedi. Tekrar parmağını koy dedi. Ve ondan sonra şu anda eşleştirme tamamlandı. Akıllı telefonumla ileri diyorum. Tekrardan giriş yapmak için parmak izi sensörümü istedi. Parmak izimi istedi daha doğrusu. Onaylatıp login diyerek uygulamaya giriş yapacağız. Burada bir cüzdan ismi istiyor. Ben BTC Türk yapacağım. Siz kendi istediğinize göre cüzdan ismini belirtebilirsiniz. Biz şu anda yeni bir cüzdan oluşturduğumuz, var olan cüzdanı kurtarmaya çalışmadığımız için bu seçeneklerden Create a New Wallet diyerek yeni cüzdan seçiyoruz. Dil seçeneklerinde İngilizce'den Çince, İspanyolca'ya kadar pek çok dil var ama Türkçe ne yazık ki yok. O yüzden ben İngilizce olarak devam edeceğim. Burada kurtarma kelimesini kaç adet olarak istediğinizi söylüyor. Biz şimdi video çektiğimiz ve daha kolay olacağı için 12 seçeceğiz ama siz daha güvenlikli olması adına isterseniz 24 veya aralardaki 15, 18 gibi sayıları da seçebilirsiniz. 12 dedim. Burada karşınıza çıkan güvenlik kelimeleri oldukça önemli. Cihazınıza bir şey olduğunda ve kurtarmak istediğinizde sizden bu kelimeler istenecek. O nedenle ben de şimdi bu kelimeleri not alacağım ve kurulumu o şekilde devam edeceğiz. Müzik kelimeleri güvenli bir şekilde kaydettiğinizden emin olduktan sonra hemen sağdaki ileriye basıyoruz. Burada kaç tane Panelde numara vardı diyor. Ben 12 tane seçtiğim için 12'yi işaretliyorum. 12. kutudaki harf neydi diyor? Onu hemen yazacağım. Kelimeyi yazdım. Aşağıdaki soruya bakalım. Bir sonraki soruda bana zaten bir önceki 12 predi olarak girmiştik. Bir tane daha kurtarma harfimi verip onların rakamlarının toplamını sordu. Bu da 17 ettiği için oraya 17 olarak işaretledim ve dilerseniz direkt next deyip devam edebilirsiniz. Dilerseniz de burada ekstra güvenlik seçeneği de ekstra güvenlik kelimesi de ekleyebilirsiniz. Ben next diyerek devam edeceğim. Gördüğünüz gibi kurulum işlemi tamamlandı. En üstte cüzdanıma verdiğim isim onun da yanında kripto para cüzdanımda ne kadarlık bir kripto para olduğu ile alakalı bir bilgilendirme ekranı var. Şimdi isterseniz bu kripto para cüzdanına BTC Türk Pro'dan nasıl transfer gerçekleştirebiliriz ve ardından tam tersini yani bu cüzdandan BTC Türk Pro'ya nasıl Bitcoin veya destekleyen kripto paraları transfer edebiliriz ona bakalım. Kurulum aşaması geçtikten sonra BTC Türk Pro'dan kripto paralarımızı bu cüzdana ve ardından bu cüzdandan BTC Türk Pro'daki hesabımıza nasıl transfer yapabiliriz? Buna bakacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi burada bir Bitcoin hesabımız zaten var. Ayrıca diğer destekli kripto paraları da aynı yöntemle transfer edebilirsiniz. Biz şu anda alım işlemi yapacağımız için buradaki receive butonuna basıp Burada hem QR kod hem de aşağıda yazı olarak çıkan Bitcoin cüzdanımızı kopyalıyoruz. Cüzdan adresimizi kopyaladıktan sonra BTC Türk Pro uygulamasına giriş yapıyoruz. Biz şu anda çekme işlemi yapacağımız için hemen alt bölümdeki yatır çek bölümünden çek seçeneğine geliyor ve Bitcoin transferi yapacağımız için Bitcoin'i seçiyoruz. Burada yeni bir adres tanımlamamız gerekiyor. Artıya basıyoruz. Kayıt adına wallet diyebiliriz. Buraya kendinize göre de farklı isimler belirtebilirsiniz. Az önce yapıştırmış olduğumuz cüzdan adresimizi adres satırına kopyalıyoruz. Burada ne olur ne olmaz diye başından ve sonundan adresin doğru olduğunu kontrol etmenizde fayda var. Yanlış bir adres olmamasına dikkat etmenizde fayda var. Ardından tanımla diyorum ve bana iki adımlı güvenlik doğrulamasının kodunu soruyor. Bunu gireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi yukarıda adresimiz tanımlandı. Hemen aşağıda göndermek istediğimiz miktarımız var. Bu arada yukarıda A seçiminde Bitcoin seçili olması gerekiyor çünkü bu cüzdan normal Bitcoin zincirini destekliyor. O yüzden A seçimini de Bitcoin olarak normal BTC olarak bırakıyorum ve çekme isteğini gönderiyorum. Burada belirlediğim pin kodunu girmemi istiyor. Onu gireceğim. PIN kodumu girip çekme isteğini gönderdikten sonra son güvenlik adımı olan e-posta onayını da gerçekleştirdikten sonra blok zinciri işlemi başlayacak ve göndermiş olduğum BTC Türk Pro hesabından göndermiş olduğum bitcoinler bu cüzdana transfer edilmeye başlanacak. İsterseniz şimdi bu işlemin tam tersini yapalım. Yani donanım kripto para cüzdanımızdan BTC Türk Pro'daki hesabımıza nasıl transfer yapabiliriz? Bir de ona bakalım. Şimdi de BTC Türk Pro'daki hesabımıza cüzdanımızdan göndereceğiz. Buradan hemen artı işaretini seçerek destekli kripto paraları burada görebilirsiniz. Biz Bitcoin transferi yapacağımız için en baştaki Bitcoin'i seçiyoruz. Burada Bitcoin göndereceğimiz kendi hesaplarımızdan ilkinden gönderim yapacağımız için bunu seçiyoruz. Burada gönderim yapacağımız için al değil gönder olan send seçeneğini tıklıyoruz. Buradan tabii ki BTC Türk Pro'daki cüzdan adresimizi almamız gerektiği için uygulamaya dönüş yapacağız. Yine yatır ve çek bölümünden bu sefer yatır bölümüne geliyoruz ve Bitcoin transferi yapacağımız için yine Bitcoin'i seçiyoruz. Burada standart Bitcoin adresinin hemen yanında kolayca kopyalayabileceğimiz bir tane tuş var zaten. Bu tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi kopyalandı. Tekrardan cüzdan uygulamasına gidip yukarıya BTC Türk Pro'dan kopyaladığım Bitcoin adresini yapıştırdım. Aşağıya göndereceğimiz tutarı giriyoruz. Göndereceğimiz tutarı yazdığımızda otomatik olarak bu işlem için alınacak ücreti de bize belirtiyor. Onun altında opsiyonel olarak bir not da yazabiliriz. Ben herhangi bir not yazmayacağım ve hemen sağ köşedeki send tuşuna yani gönder tuşuna basıyorum. Burada Tekrar bir kontrol etmeniz için göndereceğiniz miktar, cüzdan adresiniz ve yeniden alınacak komisyon oranı burada görünüyor. Bunları mutlaka onaylamadan önce kontrol edin. Confirm diyorum. Kripto para cüzdanımdan parmak izimle buna onay vermemi istiyor. Gördüğünüz gibi eşleşme tamamlandı. Dan diyerek transfer başarıyla tamamlandı diyor. Bu noktadan sonra artık transferimiz gerçekleşmiş olacak. Blok zincirindeki gerekli onaydan sonra. Bu videomuzda bir başka donanım kripto para cüzdanına yakından baktık. Bir sonraki videoları kaçırmamak adına BTC Türk YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri de almak için yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.